Herkese merhaba arkadaşlar nefis bir tatlı tarifi ile geldim bugün sizlerle buluşmaya Sütlü bir tatlı tarifimiz var lezzeti inanın çok güzel çok hafif e, Yerken içinizi yakmıyor Çok da lezzetli Güzel bir tatlı tarifi üzerine de güzel bir meyveli sos hazırlayacağız Bu tercihen Tabii ki illa hazırlamak zorunda değilsiniz İlk önce Tenceremize şekerimizi koyalım arkadaşlar nişastamız var unumuz var. Birlikte şöyle bir çırpalım. Daha sonra sütünü ilave edeceğiz. sütünde de yavaş yavaş ekleyip çırpalım. Pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayalım. Sütün hepsini birden ilave etmedim arkadaşlar. Yavaş yavaş ekledim topaklanma olmaması için. Çırpma telim ile güzelce karıştırdım. Ve şimdi ocağıma aldım. Sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişireceğim. Güzel bir muhallebi hazırlayacağız arkadaşlar. Muhallebimizin kıvamı çok güzel olacak. Bakın kaynamaya başladı. Kıvamı da çok güzel oldu. 1-2 dakika kaynadıktan sonra bizim için yeterli demek. Vanilyam var. Vanilyamı ilave ediyorum artık. Çok güzel kaynadı çünkü. Kavrulmuş tel kadayıfım var. Ben hazır kavrulmuş kullandım ve Hindistan cevizim var arkadaşlar. Onu da içine ilave ediyorum arz ederseniz kadayıfınızı tabii ki kendiniz de kavurabilirsiniz çok rahatlıkla. Ama ben pratik olması için hazır kavrulmuş olanından kullandım. İyice malzemelerimiz birbirine geçinceye kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Ocağımın altında kapattım bu aşamada. Tart kalıbım var. Tart kalıbımın içini su ile ıslattım. Her tarafına suyun gelmesini sağladım. Kalıbımızdan rahat çıkartabilmemiz için bu geçerli. Lütfen güzelce ıslatın kalıbınızı. Ve şimdi tatlımı kalıbımın içine boşaltıyorum hepsini. Kaşığım ile düzlüyorum. Her tarafına eşit gelmesini sağlıyorum. Bu şekilde oda sıcaklığına gelinceye kadar iyice soğuyuncaya kadar bekletiyorum. Daha sonra üzerine streç ile kapatıp bir gece buzdolabında dinlendireceğim. Ee, sabah yaptıysanız eğer akşam da e, çıkartabilirsiniz kalıptan arkadaşlar İlla bir gece dinlendirmenize gerek yok 2-3 saat dinlenmesi de yeterli üzerinin sosunu hazırlıyorum üzerinin sosunu ben hazır e, meyveli sos kullandım sosumun üzerindeki su ölçüsü ile birlikte küçük bir sos tavasını pişiriyorum bunu illaki yapmak zorunda değilsiniz fakat meyveli sosun tadını ben çok sevdiğim için üzerine meyveli sos yapmayı tercih ettim. Zaten çok hafif bir tatlı bu da mayhoş bir lezzet veriyor güzel oluyor. Ama bunu yapmak istemiyorsanız eğer üzerine fındık fıstık e, ne koymak isterseniz koyabilirsiniz. Bakın sosum kaynamaya başladı artık olmuş demektir 1-2 dakika kaynaması yeterli çok fazla da kaynatmıyoruz Arkadaşlar benim tatlım dinlendi oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırdım buzdolabında da 2-3 saat dinlendi artık e, ters çeviriyorum servis tabağıma Evet. Bakın ne kadar kolay ve rahatlıkla çıktı. Şimdi hazırlamış olduğum sosum var. Sosumu soğutmadım. Biraz soğutursanız tabii ki daha rahat olur. Hemen tartımın üzerindeki boşluk olan kısmına koyuyorum. Beyaz çikolatam var, hazır çikolatalı sosum arkadaşlar. Onun ile üzerine desen veriyorum. Süslemek, sunum, inanın herkesin tercihine göre. Ben daireler çizdim ve onları şimdi kürdan ile çizik atarak desen veriyorum. Bakın çok kolay ve rahatlıkla oluyor. Çok hoş da bir görüntüsü oluyor ama söylediğim gibi üzerine bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz arz ettiğiniz gibi Süsleyebilirsiniz çok hafif bir e, tatlı Üzerinde süsledikten sonra e, bu şekilde sos ile yapıyorsanız eğer mutlaka e, sosu soğuyuncaya kadar dinlendirin arkadaşlar. Fakat benim şu an sosum soğumadı. Hemen Üzerini süsledikten sonra dilimliyorum. Çayım hazır çünkü çayımı yanına hemen e, ikram edeceğim. Mutlaka sos soğuyuncaya kadar dinlendirirseniz daha güzel olur. Sosu akmaz. Benim e, sosum şu an sıcak olduğu için biraz aktı. Sizler de görüyorsunuz. Ama hemen tabii ki tadımında yapıyorum nefis bir tatlı olmuş arkadaşlar lezzeti inanın çok güzel tam kıvamında söylediğim gibi 2-3 saat dinlenmesi yeterli geldi akşamdan yapıp ertesi günde tüketebilirsiniz buzdolabında bir gece dinlendirebilirsiniz ama sabah yapıyorsanız mutlaka akşam hazır olacaktır afiyetle tüketirsiniz deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum arkadaşlar yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın